hafta çok değerli bir konuğum var. Ferda Uslu, Fermente Mutfağı'nın kurucusu. Bugün onu biraz tanıyalım. Hoş geldiniz Ferda Hanım. Hoş bulduk Yeter Hanım. Teşekkür ederim çağırdığınız için bu güzel programa. O şeref bize ait. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Sizi biraz tanıyalım. Seyircilerimiz bu yolunuzu biraz daha anlasın diyeyim. Fermente Mutfağı'nın fermentasyon nedir? Nasıl başladınız? Tamam. Kısaca hepsinden bahsedeyim. Fermente Mutfağım 2015 yılında kuruldu benim tarafımdan ve evimin mutfağında kuruldu. Şu anda Fermente Mutfağım aradan geçen 4 yıl zarfında 40 kişilik bir ekibe sahip, büyük bir fabrikada yapılan, modada bir mağazası olan, markalaşmış, tescillenmiş bir firma oldu. Bu bir benim için gerçekten heyecan verici bir yolculuktu 2015'ten beri ve hala devam ediyor büyük bir coşkuyla. Çok hızlı büyüyen, çok hızlı ivme alan bir iş haline dönüştü ama başlangıçta aslında tamamen benim kişisel ihtiyaçlarım ve ilgimden doğan bir olayı var. Onu size şöyle özetleyeyim kısaca. 2015 yılında geçmişimde yaşadığım pek çok sağlık sorunları ve obeziteyle mücadelem sonucunda artık her şeyin yüzeysel değil, derinine inip, derinindeki temellerini bulup tamamen ortadan kaldırmak adına bazı araştırmalarda bulundum. Bu araştırmalar sayesinde kullandığımız, yediğimiz, içtiğimiz, cildimize sürdüğümüz, temizlikte kullandığımız, evimizde çocuklarımızın üzerinde kullandığımız birçok ürünün, daha doğrusu bütün ürünlerin aslında bizim bu hastalıkları yaşamamızın sebebi olduğunu anladım. Çünkü bu ürünler endüstriyel olarak üretilirken içerisinde koruyucu katkı maddesi, gıdadan bahsediyorum. Kozmetik ve temizlikte ise tamamen zehirli kimyasallara varabilecek birçok ham maddeden elde ediliyor. Ve vücudumuz bu kadar koruyucuyu, katkıyı, bu kadar kimyasalla nasıl baş edeceğini bilmediği için de bunları bize rahatsızlık olarak geri püskürtüyor. Çünkü vücudumuz artık onlarla, o toksinlerle yaşamak zorunda oluyor. O toksinleri atmak o kadar zor ki, çünkü sürekli yenisini alıyorsunuz. Çok fazla oluyor, evet. Evet, bunlar da tabii ki başta psikolojimizi, sindirim sistemimizi, zihin akışımızı, kiloyla ilgili problemlerimizi, zayıf ya da şişman oluşumuzu, birçok sağlıkla ilgili problemimizi, bağışıklıkla ilgili problemimizi, hepsi birbirine bağlı zaten. İnsan vücudu biliyorsunuz bir bütün olarak bakıldığı zaman ancak böyle kökten bir çözüme ulaşılabiliyor. Araştırmam sonucunda evimdeki gıda, kozmetik ve temizliğe dair ne varsa, yani evinize aldığınız marketten ürün olarak kafanızdan geçebilecek ne varsa, bunların tamamının müthiş sağlıksız şeyler olduğunu gördüm. Ve dehşete düştüm. Hepsini çıkarmaya karar verdim. Çıkarmaya karar vermek tabii çok güzel bir dönüm noktası gibi görünüyor ama asıl sonra başlıyor hikaye. Çünkü yerine ne koyacaksınız? Kocaman bir soru işareti çıktı karşıma. Tabii ki biraz mükemmelliyetçi kişiliğim, her şeyin en doğal ve en iyi şekilde yapılmasını istediğim için yine araştırdım. Çevremde böyle yapabilen bir ürün bulamadım açıkçası ve her şeyi evimde kendim yapmaya karar verdim. Bu her şeyden kastım sabun, diş macunu, koltuk altı rolünü, yüz kremi, el kremi, şampuan, sivrisineklerden sizi doğal olarak kaçıracak herhangi bir şey, bütün gıda ürünleri, temizlik ürünleri, aklınıza ne geliyorsa günlük, çıkarıp attığınız her şey günümüzün, yani. Tabii. Yani ihtiyacı o. Aynen. Sabah yataktan kalkıyorsunuz, yüzünüzü yıkıyorsunuz, kişisel bakım ürünlerini kullanmaya başlıyoruz değil mi? Yüzümüze sürüyoruz, dişimizi fırçalıyoruz, koltuk altımıza sürüyoruz, ter kokmayalım vesaire diye. Yani sabah kalkıp akşam yatana kadar ne kullanmanız gerekiyorsa hepsini kapsayan ürün grubundan bahsediyorum. Akşam yatarken de ne yapıyoruz? Tabii ki iş hayatı içerisinde cildimiz dışarıdan kirleniyor. Geliyoruz, belki hafif bir makyajımız var. Onu silmemiz gerekiyor. Gene krem sürüyoruz, tonik sürüyoruz, gözaltı sürüyoruz vesaire. Kadınların biliyorsunuz. Tekrar bir daha bir. Evet. Bunlar belki çok kadınsı ihtiyaçlar gibi. Sonuçta hepimiz bunların içerisindeyiz. Temizlikte, bulaşıkta, ev temizliğinde vesairede bir sürü ihtiyaçlarımız var. İşte bunların nasıl yapılacağını araştırırken yolum fermentasyonla çakıştı. Fermentasyonu okuduğumda, onu anladığımdaysa ufkum gerçekten genişledi ve artık neler yapabileceğimi gördüm. Çünkü gıdada biliyorsunuz şu anda endüstriyel üretimde kullanılan pek çok teknoloji ve ona gıdayı korumak için kullanılmış pek çok katkı maddesi var. Halbuki geleneksel üretimde, geleneksel yaşama döndüğümüz zaman
atalarımız, anneannelerimiz, dedelerimiz, bizim jenerasyonumuzda, çocukluğumuzda hatırlayacağımız gibi bizi sabunla yıkarlardı, biz turşuyla, sirkeyle, tarhanayla. Bunlar hep fermente besinlerdir. Bunlarla büyüdük, kurutulurdu güneşte salçalar, sebzeler, meyveler vesaire, evet, değil mi? Hiç var, evet, mıydı? Hatırlar mısınız? Her şeyimiz doğaldı bizim. Yapılıyordu. Evet. Fermentasyon nedir? Onu biraz açabilir miyiz? Çünkü açalım. Bu genel, ben kendi çevremden de biliyorum. Hı-hı. Kendim de çok ilgileniyorum fermentasyona. İnsanlar pek bilmiyor. Evet. Nedir? Fermentasyon nedir ve bedenimizde ne gibi etkisi var? Bunu bize biraz hemen açıklayabilir misiniz? Hemen onu anlatalım. Fermentasyon aslında gıdaları pişirmeden tatlarını değiştirip faydalarını çok çok arttıran, hmm, aynı zamanda gıdayı korumanın en eski tekniğidir. Siz örnek olarak turşu, tarhana, boza gibi, sirke gibi şeyleri, evet, verebilirim. Günlük kullandığımız, aha, şeylerden bahsediyorum. Çoğu insanın bildiği şeylerden bahsediyorum. Fermentasyon aslında bir değişim, bir başkalaşım sürecidir. Ama burada bunu ısı yapmaz. Aynı ocağa koyarsınız yemeği, pişer, sonuçta başka bir şey çıkar ya. Burada bunu ısı yapmıyor, burada bunu zaman yapıyor. Yani süreç yapıyor. Örneğin elmayı ele alalım. Elma meyve biliyorsunuz ve çok faydalı bir meyve. Hani günde bir tane elma yiyin diye doktorlar hep söylüyor. Evet. Neden? Çünkü içerisinde çok fazla vitamin var, pektin var. Pektin. Cilde, sindirime, sağlıklı pek çok etki var. Elmayı fermentasyon için kazana attığınız zaman orada elma artık sirke olarak, aylar sonra sirke olarak çıkıyor biliyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Bu süreç nasıl işliyor? Elmanın içindeki şekeri, faydalı dediğimiz sirkenin içerisinde bulunan bakteri ve mikroplar, hı-hı, yemeye başlıyor. Bu bakteri ve mikropları maya olarak oraya atıyorsunuz. Bir önceki sirkenin anası mesela elma için mayadır. Turşu yapıyorsanız bir önceki turşumuzun suyu onun için mayadır. Çünkü orada istediğimiz bakteriler artık üremiştir. Oradan biraz buraya aldığımız zaman aynı bakterileri burada da üretmeye başlarız. Ekstra şeker, ekstra herhangi bir kültür, herhangi bir şey ilave etmeden, hiçbir şey, evet, katmadan, tamamen geleneksel yöntemlerde sadece elma, içme suyu ve sirke anası tabir ettiğimiz bir önceki sirkemizin anası, mayası, bunları katarak fermentasyonu başlatıyoruz. Buradaki olay, o eklediğimiz mikrop ve bakteriler, faydalı mikrop ve bakterilerin elmanın şekerini yiyerek önce şekeri alkole, sonrasında organik asitlere çevirmesi. Organik asitlerde asetik asit başta olmak üzere pek çok faydalı elmanın içerisinde, hı hı, asit var. Bunlar tamamen fermentasyonla oluşan, sentetik olmayan, doğal adı üstünde organik asitlerdir. İşte elma bu süreçte, ki bu süreç minimum 3 aydır. Bu süreç zarfında bu başkalaşım, hani şekerin, alkol ve organik asitlere aşama, dönüşüm aşama, süresince, evet, evet, ortamda elmanın bir sürü biliyorsunuz ki vitamini var. Bu vitaminleri bakteriler sentezlerler ve çoğaltırlar. Elmada hiç olmayan başka vitaminler burada meydanın devreye girer. Elmanın içindeki pektin, elmanın içindeki mineraller ve fermentasyondan kaynaklanan birçok faydalı enzim devreye girer. Sonuç olarak bizim karşımıza çıkan sirke sadece elmanın sirkeleşmiş hali değil, içerisinde bol, çok fazla canlı mikrop ve bakteri bulunan, faydalı mikrop ve bakteri bulunan, vücudumuz için çok fazla vitamin bulunan, besleyici, organik asitler tarafından zengin, enzimler tarafından zengin, besleyici bir besin maddesi, fonksiyonel bir gıda çıkar aslında. Ve bu gıda sadece tek başına bu kadar faydayı sunmanın dışında artık sizin hayatınıza girdikten sonra bütün besinler, yemeklerde yediğiniz gıdalardan aldığınız, almanız olası olan, mesela et yiyorsunuz, etten protein ve beklediğiniz bazı besin değerleri var. Sebze yiyorsunuz, onlarla ilgili bir sürü vitamin grubu var. Beslenmek için yiyoruz her şeyi, değil mi Yeter Hanım? İşte tüm bunların besinlerinin de bağırsaklarımız tarafından emilimini arttırıyor. Fermente besinler, birlikte yediğiniz, hayatınızın diğer yanlarında fermente olmayan besinleri tüketirken de onların faydalarını maksimum derecede vücudunuza almanızı, vücudunuzun emmesini sağlıyor. Bu anlamda hayatımızda ve beslenmemizde mutlaka sirkenin, probiyotik turşunun, probiyotik içeceklerin ve gıdaların olması gerekiyor. Yani şöyle özetleyelim. Sağlıklı beslenme başlı başına bir faydası olmuyor aslında. Çünkü bedenimizde onu emzimleyemezse, yani yediğimiz, evet, bir faydası olmuyor. Onun yanında sağlıklı beslendiğimiz o zebzeler dediğiniz, hı-hı, gibi
sirkemiz, turşumuz olması lazım ki bunlar bu kombinle oradan evet. gelen her şeyi faydası, gerçekten faydası olabilmesi evet, için. Bunu o zaman dinleyicilerimizin, seyircilerimizin anlaması için şu şekilde özetleyelim. Yani özetleyelim derken aslında arka planda neden bunlar işe yarıyor biraz ona bakalım. Evet. Bu da bağırsak floramız. Vücudumuzda, insan vücudunda hücre sayısından daha fazla mikrop ve bakteri yaşıyor. 10 katı yaklaşık vücudumuzda bulunan hücrelerin. Mikrop ve bakteri deyince herkes mikrop, bakteri çok kötü. Öyle değil işte, faydalıları var. Faydası ve zararları var. Faydalı dediklerimiz sadece faydalı değil, gerekli, olmazsa olmaz. Olmazsa ne olur? Olmazsa her türlü hastalık, kanser dahi bağırsakta başlar. Hipokrat ne demiş? Bütün rahatsızlıklar bağırsakta başlar demiş. Bir şey daha demiş, çok güzel bir şey. Gıdanız ilacınız olsun, ilacınız gıdanız olsun demiş. Yani ekstra ilaçlara gerek kalmaması için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Besin değeri olan gıdalarla beslenmek gerekiyor ama besin değerini vücudumuzun emebilmesi, kullanabilmesi gerekiyor. Bizim amacımız bağırsaklarımızda bulunan, çoğunluğu kalın bağırsağımızda bulunan yaklaşık 3 kilo kadar bakteri ve mikrop popülasyonunun çoğunluğunun iyilerin olması. Burada söze gireceğim. 3 kilo kadar. Evet. Bağırsak, muhteşem böcekliyiz yani. Evet. Bunu İnsan kadar... vücudunun kalın bağırsaklarında gerçekten çok büyük bir mikro dünya var ve tamamen bizi yönetiyorlar. Artık biliyorsunuz bağırsaklar ikinci beyin olarak evet, kabul edildi. Evet. Bunun da sebebi bu. Oradaki mikrop ve bakteriler canınızın ne istediğini, ne istemediğini, zihin aktivitelerinize, ruhsal halinize, sindiriminize birçok şeye etki ediyorlar ve dolayısıyla direkt olarak zaten sinirlerle, beyinle de iletişim kurabiliyorlar. Bağışıklık sistemimizi çok yakından ilgilendirdiği için tüm rahatsızlıklarla ilgili durumumuzu etkiliyorlar. Yani kışın nezle, grip olma eğiliminiz çoksa bu bile sizin bağışıklığınızın düşük olduğunu gösteriyor. Salgın var. Biliyorsunuz sürekli bir bahane insan. Salgın var. Her mevsim duyuyorum ben bunu. Biri grip oldu mu ne oldu? Salgın var. Salgın hiç bitmiyor herhalde diyorum. Halbuki biz vücudumuzu, bağışıklığımızı güçlendirebilsek o bakteri ya da virüse karşı daha donanımlı hale geliriz. Ama biz tamamen savunmasızız Yeter Hanım. Yani bu mikrop ve bakteriler aldığımız onca kimyasal koruyucu ve katkı maddesi adı altındaki zehirler sebebiyle maalesef yaşayamıyorlar. Çünkü biz lifli bir beslenmeye yönelik yaşam sürmüyoruz. Hamur işi, unlu gıda ve şekerle besleniyoruz. Bunların temel gıdalarımız tamamı, Ferda Hanım onlar. Aynen. Bunların tamamı o kötü mikrop ve bakterileri vücudumuzda büyütüp geliştirirken iyileri öldürüyor maalesef. Ama fermente besinler probiyotik içerikleriyle, çünkü doğal fermentasyon o bakterilerin üremesi için bir ortamdır. Amacımız onları üretmek. Küçücük kavanozlarda aslında bizim yaptığımız iş bir probiyotik çiftliği kurmak. Ona probiyotiklerin üremesi için gereken karbonhidratı meyvenin ya da sebzenin şeker olarak sunuyoruz. Ve onları orada üretmeye çalışıyoruz. Sona geldiğimiz zaman onlar her 15 dakikada üreyebilen bir şeyden bahsediyoruz. Mikropların hayatı her öyle. 15'ten. Her 15 dakikada bir nesil büyüyorlar. Yani orada düşünsenize milyarlarca probiyotik, faydalı bakteri ve canlı olarak vücudumuza giriyor. Çünkü fermente mutfağım olarak hiçbir şeyi pastörize etmiyoruz. Isıyla temas ettirmediğimiz için de olduğu hem bakteriler gibi canlı kalıyor, hem vitaminler, hem enzimler, hem mineraller. Her şey, yediğiniz o şey tamamen canlı, yaşayan bir şey yiyorsunuz. Yeter Hanım böyle anlatıyorum ya, sadece bağırsak floramızdaki probiyotikleri çoğaltmak, besin emilimini arttırmak, sağlıklı olmak maalesef ağzımızdan giren gıdalarla yeterli olmuyor. Çünkü beslenme sadece içten değil, aynı zamanda dıştan da yapıldığı zaman bir anlam kazanıyor. Ağzımıza giren her şeyi vücudumuz nasıl emip kanımıza karıştırıyorsa, cildimize sürdüğümüz, soluduğumuz havadan aldığımız her şeyi de vücudumuz aynı şekilde kanımıza karıştırıyor ve onları da aynı şekilde değerlendiriyor. O yüzden tenimize temas eden kıyafetin neyle yıkandığı, yemek yediğimiz tabağın neyle yıkandığı, kaşığın neyle yıkandığı, evet, evimizin neyle temizlendiği, cildimize sürdüğümüz kremin, ağzımıza sürdüğümüz diş macunun içine ne olduğu bizi çok ilgilendiriyor. Evet, fermente çok doğru. Fermente mutfağım bununla birebir ilgilendiği için bu kadar konsept bir ürün grubu çıkardık. Sebebi dediğim gibi hepsi tamamen 2015'te kendime ve aileme yönelik yaptığım şeyler. İnsanlara bir blogla bunların yapılışını ve gerekliliğini anlatmaya başlamıştım. İnsanlar, takipçilerimiz sağ olsunlar, bunların gerekliliğini kavrayıp
Bunları benim onlara yapıp sunmamı istediler ve iş zaten oradan sonra başladı. İşe oradan sonra dönüştü. Tamamen bir yaşam felsefesi olarak çıkmıştır fermente mutfağım. O yüzden sadece gıda ya da kozmetik değil, gıda, kozmetik ve temizlik sanayinde şu anda organik olarak üretim yapmaktayız. Bütün evde doğabilecek bir insana ihtiyacı olan, kabaca diyelim, tabii ki burada biz ne bileyim giysi vesaire şeyleri yapmıyoruz ama temizlikte temel şeyleri karşılamaya çalışıyoruz ve fermentasyonu oralara da taşıyoruz ki sağlıklı olarak içten ve dıştan beslenelim. Bu bağırsağımızda oluşması gereken o doğal florayı hem cildimizde oluşturabilirim, hem evimizde oluşturabilirim. Böylelikle içimizde vermeye çalıştığımız bu mücadele daha anlamlı olacak ve daha kolaylaşacak. Kolaylaşacak. Yani zaten uğraştığımız gün içerisinde epey problemlerimiz var, konularımız var. Bu onların bence en başında gelen bir şey. Hani evet, evden başlıyor. Bu sadece beslenme diyoruz, temizlik malzemesi diyoruz mesela, bunlar ufacık bir şeyler değil. Beden organımız, cildimiz dediniz mesela, bedenimizin en büyük organı. Oradan akıl, hayal, yani çoğu düşünemiyor bile bunu. Maalesef ki ben söylediğim zaman bunu buraya sürüyorsun ama o da yemiş gibi oluyor aynı diye. Ya olur mu öyle şey diyor bazıları. Tabii ki ya bu sürüyorum, güzel kokuyor, ne bileyim ne. Ama onun içinde biraz önce anlattığınız gibi felaket şeyler var. Aynen. Baştan bir, yani hiçbir şey yoksa bile o plastik parçalar minicik minicik, zaten onları tekrar alıyorsun. Tekrar içine giriyor. Size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Fermente mutfağım olarak hikayemizden de kısaca bahsettim. Hiçbir şekilde lezzet ya da gurmelik ön planda değildi. Tamamen sağlık ön plandaydı. Her şey sağlıklı olsun diye gerçek ham maddeyle organik. Mesela turşumuzun, probiyotik turşumuz içinde sadece lahana, içme suyu ve kaya tuzu var. Üç malzemeyle turşu yapıyoruz ama dünyanın en güzel turşusunu ne yapıyoruz. Ne kadar muhteşem bir şey. Şu an turşumuz bağımlılık yarattı insanlarda. Zaten insanlar bunu ilaç gibi kullanıyorlar çünkü probiyotik takviye olarak alıyorlar. İkincisi, o kadar lezzetli bir turşu çıktı ki bu da yan ürün gibi oldu. Benim için bonus oldu. Yaptığımız her şeyin çok lezzetli olması beni ilk başlarda şaşırtmıştı. Sonra bunu biraz irdeledim, kafamda analiz ettim. Gerçek malzemelerle ve çok az, 2 ya da 3 malzemeyle ürün ürettiğimiz için, gerçekten süreci takip ettiğimiz için olağanüstü bir lezzetle de karşılarına çıkmış olduk. Mesela sirkemiz içimlik. Sadece yani su falan koymadan içebileceğiniz bir sirkemiz var. Sirke deyince yapıyor. Biri size için dese ne dersiniz? Aman midem yanar, delinir dersiniz. Evet. Sadece bildiğiniz o sirkelerle ismi benziyor. Hiçbir şeyi benzemiyor. Organik sertifikalı, doğal fermentasyon sürecinden geçiyor. Hiçbir koruyucu katkı ilave edilmiyor ve pastörize edilmemiş yaşayan bir sirkeden bahsediyorum. Biz bunu hem içiyoruz, hem saçımıza döküyoruz, hem yüzümüze sürüyoruz. Kozmetikte kullanıyoruz, temizlikte kullanıyoruz, her şeyde kullanıyoruz. Çünkü o kadar güzel ve faydalı ki her şeyde kullanmak gerekiyor gerçekten. Ne kadar pratik aslında, hayatımız kolaylaşıyor bu durumda. Aynen yani öyle. Açtığımız zaman dolaplarımızı o ürün bu ürün şu şunun için bu bunun için yerine bir sirke hem albanyoya, tuvalete, mutfağa, her yerde ve o kadar da faydalı. Yani olan bir şeyi siz sağlıklı diye kullanmaya yönelik imalat etmiyorsunuz onu. Daha özelleştiriyorsunuz bence. Evet. Elinizdeki bir şeyi kat be kat 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 onun değeri daha fazla artıyor ve bizlere, insanlara onu sunuyorsunuz. Bence bu çok güzel bir şey. Bu şekilde de çalışan insanlar, bilhassa da kadınlarımız artık iş hayatında oldukları için herkes kendi evde tabii bunları zaman ayırıp da hazırlayamıyor. Onun için çok bir güzel kolaylık olmuş bence bu. Evet, başlangıçta hakikaten kolaylık olsun diye başlayan küçük bir işti. Küçük bir üretim yerinde birkaç kişiyle yapılan bir işti. Şu anda fermente mutfağım sanayi sicil belgeli, organik sertifika belgeli, çok ISO güzel belgeli, bütün kalite belgeleri olan sağlam 40 kişiye yakın bir ekiple, birçok birimi olan büyük bir fabrika oldu. Fabrika dediğime bakmayın. Fabrika deyince insanlar işte böyle sanayileştik falan. Evet, evet. Evet, öyle bir sistem düşünecekler. Bizim her şeyimiz el yapımı. Kozmetik, temizlik ve gıda ürünlerimizin tamamı el yapımı. Etiketler bile Yeter Hanım kadınlar tarafından ellerle yapıştırılıyor. Öyle bir sistemimiz var. Sanki böyle geçmişten
bizi almışlar. Bu döneme getirmişler. Zamana... Tamamen eski yöntemlerle üretim ve eskiden olduğu gibi üretim. Ama tabii ki teknolojiden faydalanmıyor muyuz? Tabii ki biz de gerekli yerlerde o eski geleneksel üretme tekniklerini teknolojinin faydalarından yararlanarak güncelliyoruz. Revize ediyoruz bir anlamda. Ama ben gurur duyuyorum gerçekten. Şu kadar teknolojik çağda herkes artık neredeyse ışınlarla bir şeyler yapacak. Biz böyle geleneksel bir şeyi tekrar gün yüzüne çıkardık. Bence toplumun hafızasını yeniliyoruz. Fermente mutfağım olarak insanların çok unuttuğu, doğru, geleneklerinden, annelerinden, anneannelerinden, dedelerinden, köylerinden gördükleri şeyleri biz şu an şehirde, şehrin ortasında yapıyoruz. Ben köyde büyümedim, köyde yetişmedim. Bunlarla da yetişmedim. Ben bunların hepsini yeniden öğrendim. O köylülerin yaptığı yoğurdu yapmayı yeniden öğrendim. Tereyağını öğrendim, sucuğu öğrendim. Başlangıçta onların hepsini de yapmıştım. Onların da tariflerini yazdım. Ama şu an tabii ki firma olarak yaptığımız ürünler, hı-hı, ve şeyler onların içinden seçilmiş ve insanlara sunulmuş şeylerdir. Evet, çok teşekkür ediyorum Ferda Hanım. Ben çok teşekkür güzel ederim. Şeyler anlattınız ve bu burada bence yeterli olmadı. Muhakkak tekrar bir daha görüşelim sizinle haftaya. Memnun olurum. Bildiğim kadarıyla temizlik ürünleri de çünkü üretiyorsunuz, evet, şu anda. Haftaya sizle tekrar görüşelim. Onu muhakkak burada tekrar seyircilerimize tanıtalım. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Fermente temizliği o zaman biz sonraki programımızda, evet, haftaya, seyircilerimize anlatalım. Haftaya onu çok muhakkak görüşelim. Ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bu güzel konukseverliğiniz için. Ben de. Evet sevgili seyirciler, yine bir gökkuşağı programının sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.